753. haftamızı 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü ertesinde gerçekleştiriyoruz. 2011 yılında Birleşmiş Milletler kayıplar sorununa, gözaltında kaybedilenlere ve kaybedilenlerin yakınlarının acılarına dikkat çekmek amacıyla 30 Ağustos'u Dünya Kayıplar Günü olarak ilan etti. Biz de 30 Ağustos Birleşmiş Milletler Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle Türkiye'yi yurttaşlarını zorla kaybettiği için özür dilemeye, kaybetme suçundaki cezasızlık zırhını sonlandırmaya ve herkesin zorla kaybedilmelerden korunmasına karşı uluslararası sözleşmeyi imzalamaya çağırıyoruz. Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle bir kez daha soruyoruz. 6 aydır akıbetleri hakkında yetkililerce hiçbir açıklama yapılmayan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen nerede? Ailesinin kaçırıldığına dair İnsan Hakları Derneği'ne başvuru yaptığı Yusuf Bilgi Tunç 6 Ağustos'tan beri nerede? Tam 9 yıldır iktidar gözaltında kaybetmeyi bir suç olarak tanımlayan, devletlere bu suçun engellenmesi ve açığa çıkartılması için bağlayıcı hukuki yükümlülükler getiren Kayıplar Sözleşmesi'ni imzalamıyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor. Çünkü sözleşme devlete gözaltında kaybetmeyi suç olarak düzenleme, yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü getiriyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor. Çünkü kayıp yakınlarının gerçeği bilme hakkını kabul eden sözleşme, devlete bu hakkın sağlanması yükümlülüğünü getiriyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor. Çünkü sözleşme, kayıp kişilerin naaşının bulunduğu yerin tespit edilmesini, naaşa saygı gösterilmesini ve naaşın ailelerine iade edilmesini bir yükümlülük olarak düzenliyor. Türkiye sözleşmeyi imzalamıyor. Çünkü sözleşme özetle devlete hakikati açığa çıkarma, kaybedilenlerin kalıntılarını ailelerine teslim etme ve adaleti sağlama yükümlülüğü getiriyor. Oysa Türkiye'nin kayıplar politikası hakikati inkar etmek, kaybedilenlerin akıbetini gizlemek, kaybetme suçunun faillerini cezasızlıkla korumak ve kaybedilenlerin ailelerini adaletsizlikle baş başa bırakmak üzerinden şekilleniyor. Düne kadar iktidarlar değişse de gözaltındaki kaybetmedeki devletin sorumluluğunu inkar eden, kaybedenleri koruyarak bu suçu besleyen resmi politikalar hiç değişmiyor. Kararlıyız. Faşizan politikalarında ısrar ederek taleplerimizi görmezden gelenlere karşı insanlık değerlerine sahip çıkacağız. Kararlıyız. Devlet gözaltında kaybetme suçundaki tahammüden rolünü kabul ederek bu yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Plaza de Mayo anneleri başardı, biz de başaracağız. Türkiye'de devlet, gözaltında kaybetmelerdeki planlı rolünü kabul etmek zorunda kalacak. Kararlıyız, kendi yasalarını ve anayasasını ihlal ederek bize 54 haftadır Galatasaray'ı yasaklayan iktidara karşı hak ve özgürlüklerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gözaltında kaybetme, insanlık onuruna hedef alan bir saldırıdır. Kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, kayıplarımızdan, onurumuzdan, insanlığımızdan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Dün 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü diyor. Ne kaybı? Eşya, tema kaybı değil. İnsanların kaybedildiğinin sorgulanması amacıyla tekrar edilen gündü. Peki biz niye buradayız?
Devletin güvenlik güçleri burada olduğu için burada değil. Biz devletin güvenlik güçleri tarafından evinden adresinden alıp gözetim evinde sorgulama esnasında yaşamlarına son veren yakınlarımızın akıbetini sormak için buradayız. Siz niye buradasınız? Onların akıbetini oldu bittiye getirmek için bizim nefesimizi kesmek amaçlı olarak buradasınız. Biz dün Galatasaray'daydık. Neden? Bu söylemlerimizin neresinde bir suç veya sizi inciden taraf vardı? Devletin yetkilileri. Biz canımızı, yüreğimizi kaybeden insanların mezarının sorgulanmasını, nerede olduklarının açığa çıkarılmasını ve sorumlular, katiller hakkında gerekli yasal soruşturma yapılması için mücadele veriyoruz. Şimdi soruyorum size. Sizin babanız, ananız, kardeşiniz veya herhangi bir yakınınızı ben alıp götürüp yaşamına son verdikten sonra kendi bahçemin sizlerin ulaşamayacağı bir yerde saklasa idim. Dünyayı benim başıma yıkmaz mıydınız? Ama biz hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak eğer bir devlet olgusu var ise onu karşımıza almışız. Soruyoruz. O devlet ki bütün devletler Birleşmiş Milletler'in gözaltında kayıplarla ilgili sözleşmeyi imzaladıkları halde bizimki imzalamamış. Neden? Kıbrıs olayları, neden? Güneydoğu olaylarından dolayı çekingelerimiz var. İmzalayın. Kayıplarımızı verin. Bizi de bu iki duvar arasında sıkıştırmakta zevk almayın. Madem insansın, bak yüzüme. Ben sizin gözünüze direkt bakıyorum. Siz benim yüzüme bakın. Ben kardeşim için buradayım. Biz kayıplarımız için buradayız. Kimseye posta atmak için değil. Son iki yıldır Ankara'da gizli gözaltı merkezleri, zorla kaçırılan insanlar, siyah transporterlerden bahsediyoruz. Bu konuyu meclisin gündemine getiren milletvekillerinden biri aramızda, Ömer Faruk Gergerlioğlu. Özellikle son 3 kişi hakkında, hala haber alınamayan 3 kişi hakkında bize bilgilendirme yapacak. Bu ülkede son yıllarda en ağır insan hakları ihlalleri yapılıyor. Öncesinden beri yapılıyor. İşte burada cumartesi anneleriyle beraberiz. Kardeşleri, anneleri, yakınları hepsi burada. Ne zamandan beri? 1995'ten beri buradalar. Kimse bu hesabı veremiyor. Yıllardır devlet bu hesabı veremiyor. Ancak bizim gösteri yapmamıza da engel oluyor aynı zamanda. Galatasaray Lisesi'nin önündeki eylemleri engelledi. Hesap sorulmasını engellemek için engellendi. 1995'ten beri hesap veremeyenler bizi İnsan Hakları Derneği'nin önüne sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama iyi ki İnsan Hakları Derneği var, iyi ki insan hakları kavramı var. Sizlerin de bir gün insan haklarına ihtiyacınız olabilir ey emniyet güçleri. Herkesin bir gün insan haklarına ihtiyacı olabilir. İnsan hakları kavramının kutsallığını bilin. İnsan hakları kavramının gündeme getirdiği hususları önemseyin. Bir gün siz de insan haklarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu
hiç unutmayın. Bakın 1995'ten beri burada bu insanlar. Buradayken hayatını kaybeden annelerimiz oldu. Babalarımız oldu. Kardeşlerimiz oldu. Devletin ona söz verdiği, oğlunu bulacağız dediği Berfo Ana öte dünyaya göç etti. Gözleri açık gitti. Kardeşi şimdi davasını sürdürüyor. Burada işte şimdi konuştu, hepimiz dinledik. Bu bir utançtır. Şu anda Berfo Ana hakkında tek bir açıklama yok. Ama bu devlet Berfo Ana'nın katillerini bulacağız sözü vermişti. Çok iyi biliyoruz. Bu sözü veren de şu andaki cumhurbaşkanıydı. Bunu da herkes iyi biliyor. Nerede? Nerede? Cemil Kırbayır. Nerede? Nerede verilen sözler ve diğer kayıplar nerede? Hesap verilemiyor. Dün dünya kayıplar günüydü. Ve maalesef tahmin ediyorum ki bu 30 Ağustos'ta maalesef Türkiye birinciydi sanırım. Belki de tek ülkeydi. Son 3 kayıp hakkında yine tek bilgi verilemiyor. 6 aydır kaçırılan kişiler hakkında bilgi verilmedi. Ve şu anda son 3 kişi yine yok. Onlarca yüzlerce kişinin olmadığı gibi son 6 ayda kaçırılan kişilerin tiyatrosunu izledim. Çok yakından takip ettim. En baştan beri takip ettim. Son 6 ayda kaçırılan 6 kişi bana başvurdu. Soru önergesiyle İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı makamına bildirdim. Ama tek bir cevap yoktu. Tekrar yineledim. Tek bir cevap yoktu. Açıklama yoktu. Araştırma yoktu. Emniyet yetkilileri araştırma yapmaktan kaçınıyordu. Savcılıklar araştırma yapmaktan kaçınıyordu. Tahmin edebiliyor musunuz? Edirne'den Ankara'ya bir kaçıran araba gidiyor ve tek bir MOBESE kamerası incelemesi yapılmıyor. Bunu hangi İçişleri Bakanlığı yetkilisi bana izah edebilir? Edirne'den Ankara'ya kadar binlerce MOBESE kamerası var arkadaşlar. Ama Salim Zeybek hakkında 6 aydır tek bir açıklama yapılmadı. 6 aydır kaçırılan kişiler ulusal mekanizmalara başvurdu. Elleri iki yanlarına düştü çünkü tek bir açıklama, araştırma yoktu. Uluslararası mekanizmalara başvurdular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler acil koduyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'ndan cevap istedi. Mart ayından beri, çok yakından takip ediyorum. Mart ayından beri Adalet Bakanlığı yetkilileri tek bir cevap veremedi. Savcılığa soruyorlar. Savcılık hiçbir araştırma yapmadığı için Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeleri Adalet Bakanlığı, bunlar belge mi? Doğru dürüst belge sun diye kendisine geri gönderiyor. Ve tekrar bir cevap da gönderemiyor savcılık. Çünkü araştırma yapan yok. Mart ayından beri AİHM ve Birleşmiş Milletler'e cevap veremeyen bir Adalet Bakanlığı var karşımızda. En son Eylül ayına kadar süre istediler bu iki uluslararası kuruluştan. Yine bir cevap veremediler ki bu esnada biz konuyu mecliste basın toplantılarıyla gündeme getirdik. Genel kurulda konuştuk. Cumhurbaşkanı geldiği zaman da sorduk. Ve sonunda 10-15 gün sonra AK Partili grup başkan vekillerine de ısrarla sorduktan sonra bir anda 3 ayrı şehirde kaybolan, Edirne, Ankara ve İstanbul'da kaybolan 4 kişi bir anda nedense herhalde ışınlandılar. Ankara Emniyetinde ortaya çıkıverdiler. Gözaltındaydılar. Biz avukatlarının
ifadeye girmesini istedik. Avukatları kapının önünde 24 saat boyunca bekledi ama avukat kabul edilmiyordu her nedense. Güya içeridekiler 6 aydır ortada olmayan insanlar avukat istemediklerini söylüyorlardı. Ve Ankara Barosu da CMK yoluyla kendilerine bir istek gelmediğini söyledi. Peki bu kişilerin ifadesinde hangi avukatlar vardı? Size söyleyeyim bakın. Bu avukatlar güya gözaltındakilerin özel tuttuğu avukatlarmış. Dışarıda özel avukatlar var. Onlara niye itibar edilmiyor? Ama işin ilginç tarafı gözaltındakiler güya tuttukları özel avukatlarının ismini bile bilmiyorlardı. Eşleri ya bu avukatlar kim? Bizim kapıda avukatlarımız var. Kim bu avukatlar dediğinde valla bilmiyoruz. İşte biz tuttuk ama ismini bilmiyorum gibi anlamsız cevaplar veriyorlardı. Gülsek mi ağlasak mı? 6 aylık trajediden sonra 6 aylık devlet suskunluğundan sonra 12 günlük gözaltında da bir tiyatro izledik ve bu kişiler sonunda tutuklandı. Ama bakın gariplikler bitmiyor. Yakınları bu kişilerin neden tutuklandığını bilmiyor arkadaşlar. Avukatları tek bir kelime açıklama yapmadı. Bunu hukukçular şu söylediklerimi dinlediklerinde şaşkınlıktan neye uğrayacaklarını şaşırıyorlardır. İyi biliyorum. İçişleri Bakanı olmak marifet değil. Tarihe hak, hukuk ve adalet adına doğru bir iz bırakmak önemli. Nice İçişleri Bakanları biliriz. Lanetle anılır. Kötülükle anılır. Allah onları kahretsin denir. Tekrar hatırlatıyoruz. Kamu yetkililerin görevi bu milletin haklarının, hukuklarının, güvenliklerinin savunucusu olmaktır. Hesap verilsin. Kimse kendisini hesap vermekten uzak zannetmesin. Bakın değerli arkadaşlar, trajedi o boyutta ki 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı gün biz Ankara'da bir başka vahim başvuru daha aldık. Bir başka kaçırılma olayı daha oldu. 6 Ağustos 2019 günü Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı. Gökhan Türkmen, Mustafa Yılmaz'a ek olarak Yusuf Bilge Tunç isimli KHK'lı bir eski kamu görevlisi bir anda ortadan kayboldu. Eşi savcılığa gitti. Savcılık makamları ilgilenmedi günlerce. Defalarca gitti. Sonunda bakın 20 gün sonra savcısı atandı. Rekorlar bunlar. 20 gün sonra savcı atandı. Avukat savcıya gidip gereken araştırmayı yapın dediğinde gayet lakayt bir cevap aldı. Ne dedi biliyor musunuz savcı? Daha ilk olarak bunu açıklıyorum. Savcı dedi ki ben buna takipsizlik veririm. Yapacak bir şey yok. Biz tekrar hatırlatıyoruz. Son kaçırılanlar nerede? Çok açık bir gerçek var önümüzde. Tutuklanan 4 kişi o 6 ayı neden anlatmıyor? Eşleri ona soruyor onlara. 6 ay boyunca sana ne oldu? 25-30 kilo zayıflayan, bitkin durumdaki, belli ki 6 ay boyunca güneş ışığı görmemiş, ciltleri bembeyaz olmuş bu kişiler diyor ki uluslararası başvuruları çekin, başımıza iş açılmasın. Birileri korkutmuş demek. Konuşmuyorlar, susuyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor? Niye bu insanların özel avukatı engellendi? Kim olduğu bilinmeyen, halen eşlerinin görüşemediği avukatlar kim? Bunları kim atadı? Ne oluyor Türkiye'de? Bunun hesabını verin. Mustafa Yılmaz, Gökhan Türkmen ve Yusuf Bilge Tunç şu anda nerede? Kamuoyunda çok çeşitli iddialar var. Çok çeşitli iddialar var. Bulundukları yerler hakkında da çok önemli iddialar var. Hiçbir devlet yetkilisi bu konuda kalkıp bir açıklama yapmayacak. Yüzlerce acılı aile bugün değil, 6 ay değil, 6 yıl değil, 1990'lardan beri
yakınlarını arıyorlar. Çok ağır bir hesap soruyorlar. Bu hesabın üstü örtülemez değerli arkadaşlar. Bir gün bu hesap açılır. Bunu hiç unutmayın. Hakka, hukuka, adalete uymayanlar bir gün bu yaptıklarının hesabını mutlak surette verir. İnsan kaçırma en ağır insan hakkı ihlalidir. Kayıplar gününün konuşulduğu bu günlerde Türkiye'de vahim insan hakları ihlalleri ve kayıp insanları konuşuyoruz. Türkiye adına, iktidar adına utanç verici günlerdir bunlar.